Hanımefendi buyurun. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar hocam. Hoş geldin kızım. Benim sorum şu olacaktı. İşaret parmağa yüzük takmak günah mıdır hocam? Yani işaret parmağına şuna diyorsun değil mi? İllaki Hazreti Peygamber'in ona takmayın şeklinde bir talimatı yok. Ama Hazreti Peygamber'in sevgili peygamberimizin taktığı parmak buydu. Ben dün güzel bir yüzüğüm vardı. Dün tokalaşma sırasında yüzüğüm gitti tabii. Bir türlü bulamadık. Onun için bugün böyle ellerimiz çıplak şekilde çıktık. Bu parmak, bu parmakta yüzük sünnet olan odur. Baş parmak yani şu küçük parmak ile bu parmak. Diğerleri yani keyfe göre takılacak şeyler. Anlaştık. Teşekkür ederim. Delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk. Sen sünnet oldun mu olacaksın mı? Olacağım. Olacaksın. Korkuyor musun, korkmuyor musun? Korkmuyorum. Korkmuyorsun. Zaten incinmeyecek, acıtmayacak zaten değil mi? İnşallah. Peki Allah seni bağışlasın. Sorun var mı bize? Perşembe günü sünnet olacağım. Bana dua eder misiniz? Perşembe günü sünnet olacak. Ona dua edelim. Allah sana sünnetin bir defa doğru geçer. İyi bir sünneti seni sünnet eder. Mutlaka. Şimdi artık sünnette acıtmıyorlar. Böyle bir şey hissetmiyorsun sen. Ondan sonra inşallah çok büyük bir insan olursun. Ülkeye, memlekete, ailene hayırlı olursun. Tamam mı? Allah seni bağışlasın. Seni çok seviyorum. Biz de sizi seviyoruz. Allah sizinle olsun inşallah. Beyefendi buyurun. Selamun aleyküm hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam size bir sorum vardı. Ben 20 yıl babamı görmedim. Evet, sonra efendim. Babam rahatsızlandı. Onu buldum, aldım, getirdim, baktım. Sonra rahmetli oldu ve evet. Bana hakkını helal etmiyorum dedi. Niye hakkını helal etmiyor? Yani 20 yıldan sonra baktım. Evet. Sonra bu kelimeyi söyledi. Bilmiyorum artık ne kadar. Senin vicdanın rahat mı? Evet, çok rahat. Problem yok. Problem yok. Vicdanın rahatsa, gerekeni yapmışsan ne dese desin. Allah, bakın Allah kimsenin onay merkezi değil. Allah kimsenin onay merkezi değil. Allah'ı Allah adalet terazisini koyandır. Kişi hak etmediği bir beddua alıyorsa hiç endişesi olmasın. Problem yok. Vicdanın rahatsa sıkıntı yok. Gam yok. Tamam? Allah seninle olsun inşallah. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam delikanlı. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hocam benim size bir sorum olacaktı da. Seni dinliyoruz. Hocam biz sokaktan bir tane yavru kedi bulduk da. İyi etmişsin, ne güzel. Ona hep bakıyoruz da sevabı var mıdır? Sevabı çok büyüktür. Yani peygamberimizin en yakın dostu Abdurrahman bin Sakır diye bir kişi vardı. Onun küçük bir kedisi varmış. Senin adın ne? Ömer. Oo, adın da zaten mübarek yani. Allah Ömer'in yolundan, Hazreti Ömer'in yolundan ayırmasın seni. Seni adaletli bir adam yapsın inşallah. Sevgili Ömer, bu sahabenin, peygamberimizin arkadaşının kedisi küçükmüş. Kediyi buraya koyarmış böyle. Kedi dolaşırmış bütün gün boyunca etrafında, vücudun içinde yani. Peygamberimiz görüyor, bu diyor çok mu güzel, yani çok mu seviyorsun? Çok seviyorum deyince senin adını değiştirdim. Bundan sonra senin adın Ebu Hureyre olsun diyor. Kediciğin babası. Ve peygamberimizden en çok söz aktaran kişi, hadis rivayet eden Ebu Hureyre'dir. Kediciğin babası. Onun için Hazreti Peygamber hayvanları sevmiş. Ama özellikle kediye karşı böyle özel bir muhabbeti olduğu için Ebu Hureyre diyor, övüyor. Sen çok hayırlı bir iş yapmışsın. Seni kutluyoruz. Allah seni bağışlasın inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Efendim buyurunuz. Merhaba hocam. Merhaba, sağ olun. Hocam bir soru soracaktım. Ben eşimle bazı gün kızgın oluyorum, mesela kızıyorum hocam. Dövüyor musun, ne yapıyorsun? Hayır. Beni üzüyor mesela, konuşmuyorum. Bunun günahı var mı yok mu hocam? Yani o mu konuşmuyor, siz mi konuşmuyorsunuz? Ben konuşmuyorum hocam. O zaman eşin senden çekiniyor. Hayır, çekinmiyor. Çekinmiyor, peki. Hayır. Eşinle konuşun. Küslük iyi değildir. Bunun günahı var mı yok mu hocam? Doğru değil tabii. Yani niye küsüyorsunuz? Çok haklı bir sebep varsa hadi bakalım onu hani terbiye etmek için olabilir. Bana göre haklı bir sebebim var hocam. Varsa o zaman ama tatlı bırak onu yani. Sınırında bırak yani, tamam mı? Tamam hocam. Yani ama o ters teperse dikkatli olmaya gayret edin inşallah. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Hocam annemin de sana selam var hocam. Saygılarımı söyleyin annenize, bize dua etsin inşallah.
Hayırlı Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar, hoş geldiniz. Azerbaycan'dan geldik. Seve seve izliyoruz sizi hocam. Bütün Azeri kardeşlerime ve bütün Azerbaycan'a sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Babam diyen bir halam var. Selamını çatırayım dedim size. Çok seviyoruz sizi. Aleykümselam. Hocam. Azerilerin Türkçesi çok güzel değil mi? Farklı bir Türkçe ama öz Türkçe o. Biz biraz Türkçeyi bozmuşuz. Esas Azeri Türkçesi. Evet, buyurun. Hocam, elbiseden konuştunuz. Bir soru soracaktım. Evet. Şu topuklu ayakkabılar bir hastalığa çevrildi. Olur mu, olmaz mı, caiz mi, değil mi diye. Topuklu ayakkabı doğru değil. Yani özellikle ben bazen hanımlar nasıl yürüyor diye merak ediyorum. O çok dik topuklar var böyle. Yardan iner gibi ben yani giymem mümkün değil. Hanımlar nasıl giyiyorlar? O bir maharet. Ama maharet de olsa daha düz, daha uygun topuk kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii şunu söyleyeyim kızım. Biz burada konuşurken genç kızlarımız etkileniyorlar. İşte modadan, şuradan, buradan. Dikkat ederseniz çok sert ifadeler kullanmıyorum. Çünkü insanların psikolojisini, kızlarımızın hassasiyetlerini göz ardı etmiyoruz. Onları en uygun dille orta yola çekmeye gayret ediyoruz. Onun için sizin sorunuz güzeldi. Teşekkür ederim. Ama hassasiyet gösterilmeli, çok yüksek topuk kullanılmamalı diye söylemiş olayım inşallah. Efendim bir soru daha. Böyle bir konuyla huzuruna geldiğim için çok çok özür dilerim. Eşim beni aldattı. Oğlum karşı çıktığı için eşim çocuğumu öldürdü. Bunun akıbeti nedir? Oğlumun akıbeti nedir? Beni aydınlatırsa sevinirim. Oğlunuzu eşiniz öldürdü karşı geldiği için, uyardığı için. Sadece baba sen annemi aldatamazsın. Ben çalışıyordum çünkü. Evet. Oğlum 7 aylık evliydi. Öldü. Kaç yaşındaydı oğlunuz? 25 yaşındaydı. Tabii ki böyle bir babaya tabii ki yazıklar olsun demek lazım. Başka ne diyebilir bir insan? Hayırlı konuda kendisini uyaran bir evlada, hayırlı bir evlada evladı öldürecek kadar kendini kaybetmiş. Cenab-ı Allah size şükür, size sabır ihsan eylesin. Amin. Evladınıza inşallah cenneti vermiştir. Amin hocam. Çünkü İsmi Muhammed'di. Muhammed inşallah Allah onun yolunda eyler. Amin. Efendim mazlum olmuş, mazlum ölmüş yani vefat etmiş. Hiç suçu yoktu hocam. Babasını uyarmış, uyarması gereken bir konuda uyarmış. Babasına yakışan da evladım tamam tövbe edeceğiz, düzeleceğiz demesiydi yakışan. Ama tabii ki böyle olmuş. Allah oğlunuzu mekanı cennet eylesin. Allah onu orada utandırmasın diye söylemiş olayım inşallah. Efendim başka sorumuz var mıydı? Hanımefendi buyurunuz. Ben eşimden anlaşmalı boşandım ama beraberiz. Onun günahı var mı hocam? Eşiniz yurt dışında mı? Yurt dışında gibi öyle bir şeydi yani. Evet anladım. Anlaşmalı boşandığınızda mahkemeye gidip kararı verdiğinizde ve kararın altına imza attığınızda evet, dinen de boşanmış sayılırsınız. Ama şudur, mahkemenin vermiş olduğu karar, efendim, bain talak mı, rici talak mı sayılır. Yani şunun anlamı şu daha doğrusu, sizin daha rahat anlayabileceğiniz şekilde söyleyeyim. Yeniden bir nikahla bir araya gelebilir misiniz? Yoksa yeniden nikah kıymadan eşiniz mahkemenin boşamasından sonra sen benim karımsın, ben seni bırakmadım dediğinde dönüş yapılabilir mi? Bana göre... tercih ettiğim görüşü daha doğrusu bana göre derken tercih ettiğim görüşü yeniden iki şahit huzurunda nikah tazelemeniz gerekir. Çünkü son derece önemlidir mahkemenin kararı. Bu konuda mahkeme reisine yetki vermiş oluyorsunuz. Onun verdiği karar da önemli bir karardır. Ayrışma kararıdır. Yeniden iki şahit huzurunda sıfırdan nikah kıyar gibi nikah kıyarsanız kocanızla yeniden evliliğe devam edebilirsiniz. Tamam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan geldik hocam ailemle. Sizin nur yüzünüzü görmek için geldik hocam. Teşekkür eder misin güzel? Allah sağ olun, sizi başımızdan olun. Eksik etmesin öncelikle. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Kardeşiniz herhalde. Evet kardeşim hocam. Evet peki hoş bütün geldiniz. Bütün ailem. Bütün aile orada. Evet. Bir ellerini kaldırsınlar. Maşallah barekallah. Allah. Sabaha karşı yola çıktık sizin için geldik hocam. Hoş geldiniz. Her şeye değer. Aileniz hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Hocam her zaman annelik hakkı deriz. Annemle babamla yaşıyorum. İkisini de Allah başımızdan eksik etmesin. Annemi de çok seviyorum ama babamı bir tık daha fazla seviyorum. Ama kızlar öyledir zaten.
Babalık hakkı nedir hocam? Annem de bana her zaman çok kızıyor. Öyle olmaz diyor. Babayı niye çok seviyorsun diye. Evet. Ama sevilmesi önce lazım. Önce beni sev diyor. Babayı sevmek de önemli. Ama kız çocukları babaya, erkek çocukları anneye daha bağlı. Böylece Allah ortayı ortayı buldurmuş oluyor böylece. Baba hakkı da çok önemlidir. Çünkü babanın mutlaka duası kabul olur. En kabul edilen dua babanın evladına, kız veya erkek yaptığı duadır. Ama hukuk itibariyle, hak itibariyle anne daha çok yoruluyor. 9 ay taşıyor, süt emziriyor, yoruluyor filan derken annenin hakkı babadan 3 kat fazladır. Peygamberimize geldi, dedi ki adam, ya Resulallah kime iyilik edeyim? Annene, sonra annene, sonra annene, sonra babana. O anneliğin getirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı fazladır ama babayı sevmek de tabii ki illaki şarttır. Sağ olun hocam. Allah ikisiyle beraber sizi yaşatsın inşallah. Amin, sağ olun hocam. Efendim buyurunuz. Allah senden razı olsun hocam. Senden daha çok razı olsun. Sağ olun. Ben senin hayranım. 9 sene olacak seni seyrediyorum. Hoş geldin Allah'ım. Hiç bıkmadım, Allah bıkmasın senden. Amin, amin inşallah. Cümlemizden benim kızım KPSS'ye girecek. Pazar günü Allah izin verirse bütün arkadaşlarına, bütün İslam'ın çocuklarına başarılar dilerim, senden dua beklerim. O zaman KPSS imtihanına gireceklere dua edelim. Evet. Oldu mu? Oldu. Tamam, programın sonunda söz. İnşallah imtihana gireceklere de dua. Pazar günü imtihana girecekleri için inşallah hepsi başarırlar. Ve onlar için hayırlı olanı Allah nasip etsin inşallah diye ümidimizi belirtelim. Çünkü Cenab-ı Allah niyeti iyi olanlara ve hayırlı olacak olanlara yardım eder inşallah. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Aleyküm hocam. Hoş geldin. Ben iki tane hatim ettim. Abdestsiz okudum. Bunun günahı var mı? Seni seviyorum. Allah seni bağışlasın. Annesi iki hatim mi indirdi? Evet, evet. Maşallah. Peki Kur'an-ı Kerim'i ezberlemese Fatiha okuyabilir mi bize? Yasin'i ezber bir sayfasını okuyor ama şu an heyecanlanırsa okuyabilir tamam, mi peki, bilmiyorum. Tamam peki, onu üzmeyelim o zaman. Biz de sizi seviyoruz. Sağ Allah seni Allah bağışlasın. Razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin hocam. Abdestsiz okumuştun. Keşke abdesti okusaydın madem Kur'an-ı Kerim'i okuyacak kadar ama muhtemel camiye gidip gelmiştir. Evet, orada okumuştun. Evet, onda hocam. Dikkat etmeyebilir. Evet. Ama büyüdükten sonra senin okuduğun geçerli. Sevabın çok büyük. Sana sevap olduğu kadar sana Kur'an'ı sevdiren babana, annene de aynı sevap gidiyor delikanlı. Ne mutlu sana. Allah seni bağışlasın. Ama ileride büyüdüğünde artık abdest al, öyle Kur'an-ı Kerim oku. Anlaştık mı? Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah sizi bağışlasın. Evet, gençlerimiz maşallah. Allah onları korusun. Akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Ya, kızım dün sizi çok istedi. Biz bugün dönecektik. Tekrar getirdik. Dua okumak istiyor size yine. Tamam, o dün beraberdik değil mi? Evet. Tamam, evet. O ne güzel bir dua okumuştu. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma suresi yükezzü be bitti fezerike. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. Evet, Maun suresini okudu. Yanınıza gelebilir miyim? Ne diyor anlamadım. Yanınıza gelebilir. Ha, yanıma gelebilir misin? Tabii ne demek? Buyurun buyurun, şeref verirsin. Evet, kızımız maşallah kaç yaşında annesi? 5 yaşında. Allah nazardan korusun. Allah kötülüklerden korusun. Bir gelsin yanıma şöyle. Nasılsa torunumuz yok. Torun alalım bari. Torun yerine gelmiş olsun. Gel bakalım, gel bakalım. Gel yanıma, gel yanıma gel. Gel bakalım. Gel bakalım, öpeyim seni. Maşallah. Allah seni bağışlasın, seni salih etsin. Bir şey söylemek istiyor musun? Yaşında sınıfına girdim. Bu 5 yaşı bitirdikten sonra 6 yaşa gireceğim.
Sonra? Alanya'ya bir gideceğiz. Biz bir daha gelmeyeceğiz buraya. Bir daha gelmeyecekmiş şu anda. Peki sana bu duaları kim öğretti? Hatice öğretmenim. Hatice öğretmenimizi ellerinden öperiz bu güzel duayı öğrettiği için. Sen ama çok hanımefendi bir kızsın sen. Teşekkürler. Peki bir şey demek istiyor musun ablalara, abilere Ramazan'la ilgili? Evet. Ne diyorsun söyle bakalım. İyi bayramlar. İyi bayramlar diliyoruz. Peki sen Sübhaneke'yi de güzel okuyormuşsun. Öyle evet. Duydum. Hadi oku bakayım nasıl okuyacaksın? Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Evet, aferin. Annene de teşekkür ediyoruz. Seni gibi temiz böyle hanımefendi bir çocuk yetiştirdiği için Allah seni kötülüklerden korusun inşallah. Senin elini öpelim mi? Ne yapalım? Ben mi senin elini öpeyim, sen mi benim elini öpersin? Tamam. Nasıl yapalım? Öpelim mi elini? Ben de seninkini öpeyim. Evet, Allah selamet versin. Allah bütün çocukları korusun inşallah. Nasıl dürülüyor her sabah güneşte. Kurumuş olan otlar birdenbire bir bahar yağmuru yiyor, yeniden neşe devam ediyor. Sana verilen nimetin farkında değil misin? Allah bana bir şey vermedi diyorsun. Sen kendini mi yarattın be arkadaş? Hesapta sırat var, mizan var, ateş var, azap var. Çık mizana, çıkacaksınız. Hiçbiriniz kaçamazsınız, ne ben ne siz. Dönebilsem diyeceksin. Heyhat bütün yollar kapandı. Dönemezsin. Konuşamazsın. Sakın Allah'la hüsnü zannını bozma. Bil ki en daraldığın noktada Allah bir çıkış kapısı nasip edecek. Yeter ki samimi ol. Ömrüm
Efendim Allah Celle Celaluhu, teşekkür ederiz sevgili kardeşlerime Murat Belet, Mustafa Sevim, Abdullah Beyhan ve Muhsin Kara kardeşlerime. Teşekkür ediyorum bu güzel ilahilerinden dolayı. Devam edeceğiz tabii ki ilahilere. Efendim şu anda ekran başında olan evdeki herkese en derin sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Şu anda bizi buradan izleyen sevgili dostlarımıza, konuklarımıza, misafirlerimize, onlara da hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz diyoruz. Bu gece artık Ramazan ayının 4. gecesi. Yani 5. geceye, 5. iftara başlamış oluyoruz. Cenab-ı Allah şimdiden yapacağınız ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Bu gece programa teheccüd namazıyla ilgili birkaç küçük bilgi vererek başlamak istiyorum. Teheccüd namazı gece namazı demektir. Yani İslam'da kıymeti olan farzlar, farz namazlardan sonra en kıymetli namazlardan biri teheccüd namazıdır. Teheccüd namazı kılmak için gecenin yani yatsıyı kıldıktan sonra uyumuş olmak, uyuduktan sonra kalkmış olmak gerekiyor. Eğer kalkmış olursak teheccüd namazını efendim kılma imkanımız var. Gece yalvarışıdır teheccüd. Özel bir namazdır çünkü yatağı terk edip kalkıyorsunuz. Ve farz olmamasına rağmen kılıyorsunuz. Teheccüd namazının, gece namazının sevgili peygamberimize farz olduğunu söyleyen alimler var. Ve teheccüd bihi nafileten lek asa en yeb'asuke rabbuke makamen mahmuda diyor ayet. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah için teheccüd kıl. Dile belki umulur ki Allah seni makam-ı mahmuda yükseltir. Makam-ı mahmud peygamberin en büyük makamı ahirette Allah ona verecek. Nedir makamı Mahmud? Hamd edilen, övülen makam. Yani ne demek? Yani peygambere Allah ahirette imtiyaz verecek. Özel yetki verecek, özel nimet verecek. Peki ne yapacak peygamberimiz? Bizim gibi günahkar olan Müslümanların affı için Allah'a yalvaracak. Biz ona ne diyoruz? Şefaat diyoruz. Onun için hani deriz ya ezan duyunca ne deriz? Ezanı duyunca şefaat. Ya Resulallah deriz. Ey Allah'ın peygamberi bize şefaat buyur. Peki şefaatin izini veren kim? Elbette ki Allah'tır. Peygamber Allah'ın izni olmadan, melekler Allah'ın izni olmadan şefaat edebilirler mi? Hayır. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi olamaz. Allah'a rağmen hiçbir şey olmaz. Ne şefaat, ne şu, ne bu. Onun için teheccüd namazının böyle bir özelliği var. Büyükler rüyalarında görüldüklerinde onlara soruluyor, sorulur. Denilir ki teheccüd Allah size nasıl muamele etti? Mesela büyük zat ölüyor. Diyorlar ki sen bu kadar ibadet yapardın, iyilik yapardın, güzel şeyler yapardın. Allah seni nasıl karşıladı diye sorulduğunda şöyle diyecektir. Bütün ilimler gitti, bütün sayfalar kayboldu. Yaptığım bütün ibadetler sanki yüzüme geri çalındı. Beni kurtara kurtara gecenin sabahına yakın olan saatte kıldığım rekaatçıklar kurtardı beni. Yani teheccüd namazını kastediyor. Gece herkes uykudayken Allah için yatağı dağıtıp kalkmak kolay bir şey değil. Tabii. Her babayiğidin işi değil. Ama bu konuda hanımlar erkeklerden daha öndeler. Onu söyleyeyim. Kendi tecrübelerimden biliyorum. Beylerin içinde de teheccüde çok devam eden var biliyorum. Teheccüd namazını tavsiye ediyoruz. Faydalarını söyleyeceğim biraz sonra size. Ama Zoom'dan bekleyen kardeşlerim var. Zoom'u da ihmal etmeyelim bakalım. Şu anda tabii Zoom'a nasıl bağlanabiliyorsunuz? Benim Instagram'ıma girin. 1 milyona yakın takipçisi olan Instagram, benim Instagram'ım Nihat Hatipoğlu. Oradan
ulaşabiliyorsunuz. Nereye ulaşabiliyorsunuz? Bizim Zoom parolasına ulaşabiliyorsunuz. Şu anda Zoom'dakilere selamlarımı iletiyorum. Herkes kendi evinde, evinin şartları içerisinde. Ama sevindiren taraf ne? Hanımlar, dikkatinizi çekti mi? Hepsi genç. Evet, Z kuşağı yani. Gençlerimizi alkışlayalım bakalım şöyle bir. Evet, hemen ilk Zoom sorumuzu alalım. Eğer hazır ise sanıyorum bir kızımız var, onunla konuşacağız. Hanımefendi, hayırlı sabahlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam, hayırlı sahurlar size de. Teşekkür ederim. Nereden arıyoruz? Ben şöyle nereye döneyim, buraya döneyim. Muğla'dayım. Muğla'dansınız, peki. Muğla'da oruç nasıl gidiyor? Sıcak mı yani? Onun için soruyorum. Yok hocam, iyi. Havalar çok güzel maşallah. İyi, tamam. Muğla çok sıcak biliyoruz. Olur. Biliyoruz. Mersin, Muğla çok sıcak olur yazın hele özellikle. Ama çok güzel yerler. Kızım buyurun. Hocam bir rüya gördüm ben. Fakat rüyayla uyanık arasındaydım. Odama birileri girdi. Beyaz, üstlerinde bembeyazdı ama suretlerini görmedim. Bayağı evet. Kalabalıklardı. Evimin içinde her yerini gezdiler. Ve sonra ben uyandığımda sen yat yat dediler. Ben tekrar yattım. Ama korktum, böyle bir sevindim. Neydi onlar bilmiyorum. Yani bir defa mı gördünüz böyle bir şey? Evet, bir defa gördüm. Bir kez gördünüz. Küçükken mi, yakın dönemlerde mi gördünüz? Yakın dönemde, yani son 20 gün falan oldu. Evet. Yani şöyle, tabii Allah bilir kızım. Öncelikle rüyaların tabirini, gerçek tabirini sadece Yüce Allah bilir. Bizimkiler sadece yorumdur netice. Rüya yorumu diyoruz ya üzerinde. Ama rüya ilminin, bir rüya bir ilim midir? Tabii ki bir ilimdir. Rüya yorumu bir ilimdir. Onun için Hazreti, hangi peygamberin rüyaları yorumlardı? Hatırladınız mı? Hazreti Yusuf peygamberin rüya yorumu çok önemli. Hazreti Peygamber'e de rüyalar inmiştir. Yani rüyalar gösterilmiştir. O da yorumlamıştır. Hazreti İbrahim aleyhisselam rüya görmüştür. Önemli bir rüya görmüştür. Onu da yorumlamıştır. Yani rüya peygamberler tarihinde önemlidir. Ama peygamberlerden sonra rüyaların gerçek tabirini ancak Allah bilir. Biz net bir şey söyleyemeyiz. Ancak efendim, meleklerin evlere girmesi, meleklerin evde dolaşması, hane halkına iyilikte bulunması, dua etmesi görülebilir şeylerdendir. Bu nedenle muhtemel ki eğer sizinki rüya hali değilse, uyku uyanıklık arasında dediniz çünkü, değil mi? Yani tam uykuda değildiniz. Muhtemel o melekler sizin evinizi ziyaret etmişlerdir. Size de güzel bir şey göstermişlerdir. Bunlar yani güzel rüyalar insana verilen birer kredidir netice itibariyle. Yani insana davettir. Hem dinimizi daha doğru yaşamamız için, hem inancımızı daha güçlendirmemiz için. Çünkü melekler gözle görülmeyen yaratıklardır. Gözle görülmeyen bir sürü şey var. Melekler var, cinler var, ruh var, Allah var, gözle görülmüyor. Var ama gözle görülmüyor. Hocam acaba işte gözümle görmediğime inanmalı mıyım? Bu binanın dışında şu anda ne oluyor bilmiyoruz ama bu binanın dışı var ve bir şeyler oluyor ona, buna inanıyoruz. Demek ki her şeyi görme kabiliyetimiz yok. Allah belli şeyleri bu dünyada bize gösteriyor. Güzel bir rüya hanımefendi, kötü bir rüya değil. Oradan kendimize dersler çıkaracağız inşallah. Teşekkür ederim hocam, hayırlı sabahlar diliyorum. Peki, iyi sabırlar, dua bekliyoruz sizlerden inşallah. Muğla halkına, sevgili Muğlalılara teşekkür ediyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Efendim bir Zoom daha alıyoruz. Kızımız bu sefer yine. Merhaba hanımefendi. Merhaba hocam. Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar. İyi Ramazanlar diliyorum. Programımıza hoş geldin. Buyurunuz. Seni dinliyoruz. Hocam bir sorum olacaktı. Benim annemle babam 3 seneye yakın ayrılar. Benim erkek kardeşim geçen cumartesi günü askere gitti. Evet. Babam hem küfür etti hem beddua etti. Gitse de artık kurtulsam dedi. Biz de ağladık tabii, erkek kardeşim için atan birisi. Biz de üzüldük. Havalimanında da aynısını yaptı, küfür etti. Hani bir anne baba dua ederken benim babam küfür etti, beddua etti, öyle gönderdi. Niye geliyor havalimanında? Yani küfür edecekse veya beddua edecekse havalimanında ne işi var? Havalimanına mı gitti, ne yaptı? Oradan yani. Yok, oradan erkek kardeşim gitmek anladım, istedi. Anladım. Yani ben rahatsız olduğum için soruyorum bunu. Yani
Madem ki kardeşine küfür edecek, hakaret edecek, git ama geri gelme diyecek, değil mi? Senin ne işin var onu göndermekte? Aynen. Git evinde otur, çocuğu, yani kardeşinizi kastediyorum, sevenler yolcu etsinler ve dua etmeyenler yolcu etsin. Aynen diyorum. Biz de içimizden olur, biraz kötü sözler söyledik, bunun günah nedir? İçinizden söylediniz. Evet. E tamam, iyi etmişsiniz içimizden. Yani dışımızdan söylemediniz en azından. Yani yazık tabii. Bunlar yakışmaz. O abiniz şeye gittiği yere şerefli bir göreve gitmiş. Askeri görevi şerefli bir görev. Görevini hakkıyla tamamlar. Allah'ın izniyle inşallah döner ve normal hayatına, yani sivil hayatına devam eder. Babanız da inşallah pişman olur. Aklını başına alır. Bir baba evladına beddua edemez. Bir baba evladına hakkında kötü söz söylemez. Evlat en kötü evlat bile olsa nedir bir baba en çok? Allah'ım evladıma merhamet et. Evladımı bağışla, değil mi? Ama maalesef benzeri şeyler olabiliyor. Hınçla hareket ediyor. Kinle hareket ediyoruz. Duygularımıza mağlup oluyoruz. Anlık sinirle kötü laf söyleyebiliyoruz veya bir insanı ölümüne yol açacak bir yola girebiliyoruz. Yani evladı kendisini ikaz etti diye evladını öldüren adamlar var. Yanlış bir yoldasın baba, doğru yola gir dediği için sırf evladı babası tarafından öldürülen gençler var yani. Onun için bunlar bize telefonda söylüyorlar. Yığınla bir telefon alıyor bu konularda insanlarımız soru sorarken. Öyle dehşetli şeylerle karşılaşıyoruz ki üzülüyoruz, müthiş üzülüyoruz yani. Allah akıl versin kızım, ne diyelim? Siz merak etmeyin, inşallah kardeşiniz hayırla gider, hayırla döner inşallah. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Hayırlı peki, geceler. İyi Ramazanlar dilerim. Annenize saygılarımı ilettim, babanıza da dua ederim inşallah. Evet peki, kısa bir aramız var. Aramızdan sonra hem ilahilerimiz, hem Zoom, hem buradan sorularla, hem sohbetimize beraberiz inşallah. Efendim yeniden beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Ve hiç vakit kaybetmek istemiyorum hemen. Çünkü stüdyodan sorularımız var. Sorularımızdan sonra ilahi grubumuz güzel bir ilahi okuyacaklar. Herhalde Ramazan geldi, şimdi okumuyoruz değil mi? Daha sonraki dakikalarda okuyacağız. Güzel bir ilahiniz vardı, onu bir alırız, ondan sonra devam ederiz inşallah. Sevgili konuklarımız. Hanımefendi, hoş geldiniz. Bulduk. Merhaba hocam. Merhaba. İyi sahurlar. Sorum olacak. İyi sahurlar diliyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Nereden geliyoruz? Azerbaycan'dan geliyoruz. Burada yaşıyoruz ama. Azerbaycanlıyım. Evet. Azerisiniz. Evet. Aileme selamlar olsun buradan. Peki, anneme, babama. Biz de bütün Azerilere sevgilerimizi teşekkür iletiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Azerbaycan'da çok iyi izleniyoruz ama yani. Aynen öyle. Türkmenistan'da, hatta bugün Türkmenistan'la bir aile aradı. Özellikle dua istediler. Özbekistan, Türkmenistan ve diğer bütün Türkiye Cumhuriyetlerdeki bütün dostlara sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir sorum var size hocam. Büyü diyorlar. Ben büyüye inanmıyorum. Ama büyü var mı, yok mu diyerekten. Var mı sizce? Yoktur. Bence yoktur ama herkes çok inanıyor büyüye. Keşke büyü vardır. Her yerde var yani, Azerbaycan'da da. Herkes şeyin peşinde yani, baktırıyorlar, ediyorlar. Ters bir şey. Evet, keşke büyü hiç olmasaydı. Evet. Yani sizin olmasaydı temenninize inanıyor, ben de katılıyorum da. Ama büyü vardır yani, iki türlü büyü var, sihir ve büyü. Bir göz yayıcılık, el çabukluğu filan, göz sizi hipnoz ediyor bir şeyle. Siz olmayan şeyi var gibi görüyorsunuz. Bu tür büyüler vardır. Bir de büyünün hakikati vardır. Büyünün gerçekliği de kişiyi yine etkileme, psikolojik olarak etkileme. Veya bir kısım diğer yaratıklardan, yani bu cin veya üç harfler diyoruz ya, onlardan istifade ederek, yani onlar göğe cinleri, cinler de göğe onları kullanarak bu tür faaliyetler yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim sihirbazlardan bahsediyor. Hazreti Musa ile mücadele eden sihirbazlardan bahsediyor. Felak ve Nas surelerinde bu tür şeylerden Allah'a sığınılıyor. Onun için sihrin gerçekliği var. Ama sihir var diye sihri etkilemek veya kötülüğünü engellemek için sihrin, efendim, sihirbazlara, muskacılara,
kahinlere, efendim bu fala bakanlara gitmeyeceğiz. Bunların bize faydası yok, bunların zararı olur. Ama sihir var, sihirin bir gerçekliği vardır. Büyük günahlardan biridir yalnız. Çünkü insanlara zarar veriyor. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Siz güne gitmeyin bir yere yani. Ama onun varlığını bilmemizde fayda var tabii ki. Evet, bir sorumuz daha var. Bir hanım kızımız daha arayacaklar. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Siz nereden geldiniz? İstanbul mu? Ben İstanbul'dan geliyorum. Peki evet. Kızım, buyurun, hoş geldiniz. Ben nazara geliyorum da kurşun döktürmek günah mı sizce? Nazara geliyorsun, kurşun döktürmek. Kurşun döktürmeyen hanım var mı burada? Döktüren var mı? Yani bu tabii korkmayın elinizi kaldırırken. Bu bir suç değil de itibariyle. Hep bu bir gelenek yani. Ama yanlış bir gelenek. Faydası olmayan bir gelenek. Ben hatırlarım. Ben de bir havale geçirmişim küçükken. Kurşun dökmüşler. Yani toplumda böyle şeyler var. Küçükken çocuklar hastalanır, anneleri göze geldi, nazara geldi diye kurşun dökerlermiş. Bundan herkes nasibini almıştır. Nazar haktır. Nazarın varlığına inanıyoruz. Çünkü meşhur bir laf vardır. Deveyi tavaya mı koyar? Öyle bir şeydi. Deveyi kazana, adamı da mezara. Tamam, adamı mezara, kadını değil ama adamı. Adamı mezara, şeyi de kazana, deveyi kazana koyar diye meşhur bir laf var. Doğruluğu var olan bir laf yani bu. Hatta Peygamberimiz döneminde bir adam varmış. Bu adam aç kaldığında deveye bakınca deve ölürmüş. Böyle bir etkisi varmış ve insanları öldürürmüş yani bakışıyla. Bu adamı getiriyorlar, aç bırakıyorlar. Hazreti Peygamber dışarı çıktığında Hazreti Peygamber'e baksın, onu öldürsün diye. Ve in yekadul lezine keferu le yuzlikunke, Kalem suresindeki bir absarim lemma semi'u zikra ve yekuluna innehu lemecnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin ayeti bunun üzerine iniyor. Seni gözleriyle neredeyse devireceklerdi Muhammed diyor. Allah'ın kelamını duyunca nefret, kin ve nefretlerinden dolayı hani bir kesim vardı, dünyada hep olmuştur. Ayetlerden, kitaptan, peygamberden, dinden, din adamından öfke ve nefretle bakar. Çünkü şeytanlaşmış iyice artık. İşte onların bir benzerleri az daha seni devireceklerdi Muhammed gözleriyle diyor. Allah seni kurtardı. Nazar haktır. Çok dikkatli bakmamak gerekir. Yani mesela bir çocuğu çok beğenebilirsiniz. Bir ufak çocuk. Çocuklar tatlı oluyor. Ya ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Maşallah de. Hocam maşallahın faydası var mı? Maşallah bir paratoner gibidir. Yani nedir o? Nazarın, bakışın enerjisini, menfi, kötü enerjisini alır. Onun için mesela bu şeye takılıyor. Nazar boncuğu çocuklara takıyoruz ya. Bu caiz mi? Çok soruyorsunuz. Nazar boncuğunun koruduğuna inanırsanız günahtır. Ama nazar boncuğu neyi alıyor, ne faydası var? Bakışı dikkat çekiyor yani. Çocuğun burada nazar boncuğu var ya, çocuğa bakmadan önce nazar boncuğuna göz takılıyor. Oradaki ışığı, enerjiyi o alıyor. Çocuğa baktığınızda da zarar vermiyorsunuz en azından. Onun için kendi öz çocuğunuz bile olsa çok severken maşallah demek lazım. Biri çocuğunuzu beğendiğinde maşallah de dedirtmek lazım. Ya ne güzel gözleri varmış. Deniz gibi filan. Maşallah de ya. Maşallah de. Çocuk zarar görmesin. Sen de zarar görme en azından. Nazar haktır. Kurşunun faydası yoktur. Tamam. Ben teşekkür ederim hanımefendi. Evet. Şimdi Fatiha'yı hepiniz biliyorsunuz. Fatiha'yı bilmeyen yoktur içinizden. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, İhdinâ s-sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn, âmin. Fatiha bu. 7 ayettir. Kur'an'da en çok okunan suredir. Namaz onsuz olmaz. Yani Fatiha, kıraat namazda farzdır, Fatiha vaciptir. İlla ki okunması gerekiyor. Efendim, Fatiha'nın fazileti ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Çoğunuz ezbere bildiğiniz için önemsiyorum. Hani Yasin'i çoğunuz bilmeyebilirsiniz. Bakara'yı, Ali İmran'ı ama bilmezsiniz ama bunu bilirsiniz çoğunuz. Onun için kıymetini bilin diye. Bakın nazara karşı
Nazara karşı, demin soru soran kızım, nazara karşı en iyi koruyucu surelerden biri Fatiha'dır. Sihir ve büyüyü iptal etmekte Fatiha'ya sığındığınızda Fatiha koruyucudur. Allah'ın izniyle, Allah'ın keremiyle. Şöyle bir hadise var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Cebrail'le, yani vahiy meleğiyle peygamberimiz berabermişler. Berabermişler. Birdenbire yukarıdan bir ses duyuluyor. Yani tepeden bir ses duyuluyor, gökte bir ses duyuluyor. Hazreti Cebrail diyor ki, Muhammed aleyhisselam, senin bu duyduğun ses, bu kapı, yani semada bir kapı açıldı. Semada bir kapı açıldı. Bu kapı daha önce hiç açılmamıştı. Bugün ilk kez açıldı. Bu gece, bugün sana bir melek indi. Bu melek sadece bugün indi. Ve bu melek bir daha görevi yok, başka görevi. Sadece iki şey indirdi. İki şeyden biri Fatiha, ikincisi de Bakara suresinin 285-86. ayetleri. Bu Bakara suresinin 285-86. ayetleri, Amener Resulü var ya, onları söylüyor, onu kastediyor. Fatiha ve Amener Resulü bugün indi. Bir melek gökte yeni bir kapı açıldı, indi. O kapıdan bununa indi. Ne Tevrat ve ne İncil'de, ne Tevrat'ta ve ne İncil'de bu surenin bir benzeri inmemiştir. Ve ne de Kur'an'da. Bakın, ne Kur'an'da, ne Tevrat'ta, ne de İncil'de, yani diğer peygamberlere inen kitaplarda da bu surenin benzeri kadar değerli bir sure inmemiştir. Fatiha suresi kadar. Demek ki bu sureyi bol bol okuyacağız. Namazın dışında da bol bol okuyacağız. Sadece namazda değil, namazın dışında da okumamız gerekiyor. Hatta şöyle deniliyor. Amener Resulü ve Fatiha'nın her harfi için Allah bir sevap indirecektir. Her harfi için. Çünkü biraz sonra tercümesini verdiğimiz zaman göreceksiniz. Fatiha'nın bir özelliği var. Allah'la kul arasındaki konuşmadır. Allah'la kul her Fatiha'da kendi aralarında konuşmuş oluyorlar. Bunu Fatiha bize yansıtıyor. Her harfine karşı, Allah Fatiha'nın her harfine karşı mutlaka bir sevap yazacaktır diyor. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'de Fatiha hariç üç yer var ki Kur'an'da onun dengi yok. Bir, Ayetül Kürsü 255. ayet. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İki, Amener Resulü 285-86. Üç, inna ateyna kel Kevser. Sana Muhammed Kevser'i verdik. Allah için namaz kıl, bayram namazını kıl ve kurbanını işte Allah için hediye et. Bu üç ayet ve sureyi dengeleyen tek şey Fatiha'dır. Onun için Fatiha bütün surelerden daha kıymetli bir suredir. Efendim, denilir ki Fatiha suresi inince şeytan korkusundan ve üzüntüsünden dolayı inlemeye başlamıştır. Bu Fatiha benim canımı okuyacak diye. Onun için Fatiha'yı bol bol okuyun, sığınmak için, Allah'a yönelmek için. İçinizde bir sıkıntınız oldu, bir derdiniz oldu, bir sığınak arıyorsunuz, Fatiha en iyi dosttur. Onu, bu yedi ayeti bol bol efendim okumaya devam ediniz inşallah. Yine bir hadis daha söyleyeyim. Bunlar önemli, Fatiha'nın değerini belirttiği için çok önemli. Efendim, Ebu Hureyre diyor ki, Peygamberimiz Ubey ibn-i Kâb'ı arıyordu. Ubey ibn-i Kâb, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerden biri. Ubey diye seslendi ona, Ubey ise cevap vermedi ama namaz kılıyordu çünkü. Namazdaydı. Namazda konuşulur mu? Konuşulmaz. Ama namaz ilk indiği zamanlarda namazda selam alınıyordu. Yani biri dışarıdan selam aleyküm deyince aleyküm selam filan deniyordu. Namazı öğreninceye kadar. Sonra öğrenince insanlar, yasaklandı bunlar. Namaza konuşma yok. Dünya kelamı yok. Ondan dolayı bu söylendi. Ubey ibn-i Kâb, peygamberin Ubey, Ubey neredesin, neredesin sesini duyunca namazı hızlandırdı. Namazı bitirince peygambere koştu. Buyurun dedi, efendim beni çağırdınız. Hazreti Peygamber dedi ki, sen Enfal suresinin 24. ayetini okumadın mı? Bu ayette diyor ki,
İstecibu lillahi ve resulü izâ da'akum. Allah ve peygamberi sizi çağırdığında hemen cevap verin demedi mi? Niye bana cevap vermedin dedi. Ubey dedi ya Resulallah namaz kılıyordum dedi. Namazı bozamadım bundan dolayı. Ama bu ayet çok önemli bakınız. Namaz kılan bir sahabi peygambere dönüşte geç davrandığı için ayeti kerime onu sarsıyor. Diyor ki hayır peygambere döneceksin diyor. Peygamberin değerini konumunu belirten çok önemli bir ayet. Ubey diyor ki bundan sonra öyle yaparım diyor. Efendimiz diyor ki sana bir sure öğreteceğim bugün. Ne Tevrat, ne İncil, ne Kur'an'da benzeri yok. Gel bakayım diyor, elinden tutuyor. Yürümeye başlıyorlar. Ama Peygamberimiz diyor ki, camiden çıkmadan sana öğreteceğim. Bir ara biri Peygamberimizin önünü kesti, soru sordu. Peygamberimiz onunla meşgul oldu, Übey ise bekliyor. Peygamberimizin eli Übey'in elinde bu şekilde tutmuş. Übey diyor ki, mescitten çıkacaktı. Bana bu sureyi öğretmeden çıkacak endişesi yaşamaya başladım. Hani peygamber unutabilir, ben de bu surenin kıymetini kaçırmış olurum diye kapıdan çıkmadan öğrenmeye çalışıyordum. Hazreti Peygamber, efendim yavaşladım, peygamber de yavaşladı. Korkuyordum bana öğretmeden buradan çıkar diye. Çünkü peygamberin dediği önemli bir şey. Sana öyle bir sure öğreteceğim ki İncil'de yok. Yani Hristiyanların kitabında yok. Benzeri bir şey. Yahudilerin kitabında yok, yani Tevrat'ta yok. Hatta Kur'an'da yok. Kıymetli bir sure sana öğreteyim mi? Kim bunu kaçırmak ister? Bir peygamberden bu kaçırılır mı? Ubey İbni Ka'b diyor ki, Hazreti Peygamber çıkacak diye canım çıktı diyor. Söylemeden, bana hatırlatmadan çıkacak diye. Ben dedi durdum, dedim ki, ya Resulallah hani bana bir söz vermiştiniz. Camiden çıkmadan bana bir şey öğretecektiniz dedim. Dedi ki, sen namazda ne okuyorsun Ubey? Namazda ne okuyorsun dedi. Dedim ki Allah'ın peygamberini, ben namazda Fatiha okuyorum. Bana dedi ki, Ubey, Fatiha'nın benzeri ne Tevrat'ta var, ne İncil'de var, ne de Kur'an'da var. Sana öğreteceğim sure Fatiha'ydı. Fatiha böyle bir sure. Hani biz sanki sadece namazda okunur diye, efendim, ihmal etmeyin. Her daraldığınızda, her sihirden, büyürden, kötülükten, vesveseden, hani içiniz daralır, hastalık dönemi hepimizde sıkışmalar oluyor bazen zaman zaman. Fatiha'ya sığının. Fatiha'yı mutlaka okuyunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Abdullah bin Cabir, bakın çok kanaldan geliyor bu olay. Fatiha'nın teyidi. Fatiha'nın ne kadar değerli olduğunu çok değişik sahabiler bize aktarıyor. Abdullah bin Cabir diyor ki, Efendimiz abdest alıyordu, ihtiyacını gideriyordu, selam verdim, cevap vermedi bana. Tam 3 defa, selamu aleyküm ya Resulallah dedim, cevap vermedi. Peygamberimiz abdest alırken, yani affedersiniz, hem normal ihtiyaç yerinde hem dışarıda abdesti durdurup da selam vermek doğru değil zaten. Selam vermedi, ben de diyor üzüntü içinde geri döndüm. Yanlış değerlendirmiş. Acaba peygamber bana küskün mü ki bana cevap vermedi? Yani yanlış düşünmüş. Hazreti Peygamber ihtiyaç yerinden çıktı, abdestini aldı, bana döndü. Ve aleykesselam ya Abdullah. Abdullah aleykümselam dedim. Ben dedim ki ya Resulallah, sen selam vermeyince çok üzüldüm, yanlış bir şey mi yaptım diye. Bana dedi ki, sana Kur'an'daki en önemli sureyi, en değerli sureyi söyleyeyim mi? Ben de dedim ki evet Allah'ın Resulü. Bunun üzerine bana dedi ki o Fatiha'dır. Fatiha'yı beraber okuyalım mı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ne demektir?
Allah'ım duamızı kabul et. Amin çok genel bir ifadedir. Diğer dinlerde de amen ve benzeri şeylerle ifade ediliyor. Ama anlam itibariyle Arapçada istecip duana, ya Rabbi duamızı kabul eyle. Yani Allah'a yönelen diller elbette ki farklı olabilir. Ama her gönülde eğer Allah varsa bu sevindirici bir şey. Yani başka dine inanan kişi neticede Allah'a inanıyor. Ha, bana göre inançlarında konuşulması gereken sıkıntılar var. Ama neticede Allah'a inanıyor. Ben onu önemserim. Bir yaratıcıya inanıyor. Değil mi? Bir kutsalı var yani. Kutsalı var. Problem kutsalı olmayan insandır. Hiçbir kutsalı yok. Hiçbir kutsalı olmayana hiçbir şey emanet edilmez. Öteki inanı var, inancı var. Şöyle böyle bana göre eleştirilir, meleştirilir. Ayrı mesele. Ama bir inancı var. Bir Allah'ı biliyor, bir peygamberi biliyor. İyi bir şey. Şimdi Fatiha'nın Allah'la kul arasındaki taksimatına yani işaret etmek istiyorum. Efendimiz şöyle buyurdu. Peygamberimiz dedi ki ben Allah şöyle buyurdu. Fatiha'yı kendimle kulum arasında paylaştım. Yani ikimizin arasında. Peki Fatiha nedir o zaman? Bu dinin bir amentüsüdür aslında. Yani nasıl Allah'a iman ettiğimizi, Allah'ı nasıl gördüğümüzü ilan ediyoruz. Şimdi namaza durduk ya, elimizi Allahu Ekber dedik, bağladık. Peki hemen bir ayağa kalkacağım arkadaşlar, beni görün. Şimdi tekbir getirdiniz, Allahu Ekber dediniz. Hocam elimi şöyle mi bağlayayım? Beni eğer arkadaşlar elimi bağladım, hizadan görebiliyorsanız, evet. Allahu Ekber dedin, elini şöyle bağladın. Doğru olan bu mu? Evet. Kadınlar nasıl bağlıyordu? Ellerini bağlıyorlardı. Şöyle bağlayanlar var mı? Var. Şöyle bağlayanlar var mı? Var. Peki iç elini bağlamayanlar var mı? Var. Malikiler bağlamazlar. Hocam şöyle veya şöyle veya şöyle hatta şöyle. Niye böyle yapıyorlar? Şurası nabız yeri ya. Kalple bütünleşsin. Yani Fatiha'mızı kalpten okuyalım. Bizim alışkın olduğumuz siz onu yapın. Hanefilerin işte eller göbek üzerine bağlanır. Burada Allah'ın huzurunda bir esas duruş var yani. En güzel elbiseni giyeceksin. Efendim kendini düzelteceksin. Mesela ne oluyor? Kıvırıyoruz şeyi, gömleği. Erkekler, kadınlar fark etmez. Kıvırma. Derli toplu. Çok önemli bir insanın huzuruna çıkarken nasıl çıkıyorsunuz? Çıkıyoruz daha doğrusu. Hani sallapati gider miyiz oraya? Gitmeyiz. Bir çekiş düzen veririz kendimize. Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Onun için İmam Hasan, Hazreti Ali'nin oğlu İmam Hasan, abdest almaya başladığında yüzü kıpkırmızı kesilirdi. Cafer-i Sadık, Ebu Hanife'nin hocası, Caferi mezhebinin kurucusu, İmam Cafer, efendim, abdest aldığında yüzü kıpkırmızı kesilir, titremeye başlardı. Niçin böylesiniz diye sorulduğunda, biraz sonra Allah'la sohbet yapacağız diyor. Fatiha Allah'la konuşmaktır. Ne diyorsun? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a sesleniyorsun. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır. Yani bütün hamdler ve şükürler Allah'adır. Baban beni yarattı. Baban seni yaratmadı. Baban senin dünyaya gelmene aracıdır. Annen de seni yaratmadı. Seni Allah yarattı. Annen de bir aracıdır. Doktor beni iyileştirdi. Doktora o gücü, o beyni veren, o kabiliyeti veren, o şifayı veren Allah'tır. Doktor bir vesiledir, ilaç vesiledir. Bütün hamdler temelde Allah'adır. Bütün şükürler temelde Allah'adır. İnsanlar aracıdır sadece, vesiledir. Değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamdler ancak Allah'adır. O Allah nasıl bir Allah'tır? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin neyidir? Bakın, elhamdülillahi Rabbid dünya demiyor. Yani dünyanın sahibi Allah, Allah'a demiyor. Alemlerin Rabbi Allah diyor. Allah sadece dünyanın Allah'ı değil ki, güneşin de, gezegenlerin de, galaksilerin de, ötelerin de, ötesinin de Rabbi Allah'tır. Onun için elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kul bunu söylediği zaman Allah diyor ki, Hamede abdi bi,
abdim, yani kulum beni andı diyor. Bana hamd etti. Allah seviniyor. Allah'ın sizin ve bizim hamdimize ihtiyacı yok. Ama kulunun Allah'a hamd etmesi Allah'ı razı ediyor. Kulum beni andı diyor. Hamd etti bana. Allah razı oluyor. Kul dedi ki Errahmanirrahim. Allah Rahmandır, Rahim'dir. Rahman ne demek? Dünyada herkese veren demek. Nasıl herkese veriyor hocam? Kendini inkar edene de veriyor. İman edene de veriyor. Allah'a hakaret edene de Allah vermeye devam ediyor. Allah zengindir. Allah intikam almaz hemen, erteler. Biz olsak hemen kulağından tutarız, atarız dışarıya. Allah diyor, sen söylemeye devam et, ben yazıyorum. Rahim ne demek? Ahirete ancak iman edenlerine merhamet eden. Rahman, Rahim. Biz bunu söylediğimizde Allah diyor ki Esna aleyye abdi. Abdim, kulum beni övdü. Kulum benim farkımda. Biz diyoruz ki Maliki yevmiddin. Allah ahiret gününün sahibidir. Yani bir insanın gücü çok güçlüdür ama gücü nereye yeter? Dünyaya yeter. Bomba atar, insan öldürür, insanları hizaya çeker filan falan. Firavun'un, Haman'ın, Nemrud'un gücü dünyaya yetti. Belli bir coğrafyaya yetti. Allah dünyanın ve ahiretin her şeyin sahibidir. Malikidir. Maliki yevmiddin. Efendim, Allah der ki meccedeni abdi. Bu bana aittir. Bu söz, yani kulum beni övdü. Peki, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ancak sana kulluk ederiz, ancak sana ve ancak senden yardım dileriz. Bunu söyleyince biz, Allah diyor ki bu ayet benim de kulum arasındadır. Kuluma arzu ettiğini vereceğim der ve öyle ifade eder. Efendim devam edeceğiz. Kısa bir ilahi alalım mı? Hadi kısa bir ilahi alalım, sonra devam edeceğiz Fatiha'ya. Kapında olan kıtım ile layık mıyım?
kapında olan kütümirem, layık mıyım ki bilmirem. Gündüzüm oldun hem gecem, ciğerparem Efendim, teşekkür ediyoruz sevgili kardeşlerime. Bu güzel ilahilerinden sonra biraz sonra daha güzel bir ilahi, başka bir güzel ilahi okuyacaklar. Daha güzel demeyeyim, araya da fark koymayayım. Kul ihdine sıratel müstakim, Allah'ım beni müstakim dost doğru yola ilet dediğinde Allah der ki kulum ne istiyorsa verin. Onun için Fatiha'yı okurken içinizden bir şey isteyin yani Allah'tan. Gayr-ı mağdubi aleyhim ve laddallin dediği zaman dendiğinde Peygamberimiz diyor ki amin deyiniz. Çünkü melekler de amin derler. Sizin melek aminleriniz meleklerin aminleriyle birleşirse Allah sizi cennetine alır diyor. Allah bizi cennetine alan, cennete alınanlardan eylesin inşallah. Ama bir şey de söyleyeyim. Lütfen ibadetlerimiz Allah rızası için olsun. Cennet arzusuyla değil. Cennet bunun sonucudur. Ama Hazreti Ali diyor ki sadece cennet için ibadet eden bir kölenin haline benzer diyor. Biz ne için ibadet yapacağız? Allah bizi sevsin diye. Allah bizden razı olsun diye. Elbette ki cehennemden korkarız, cenneti de isteriz yani. Ama sadece Allah'ım beni cennete koy, cennete koy, cennete koy. Hayır. Allah'ım benden razı ol, beni sev Allah'ım. Ben seni seviyorum. Kendini bana sevdir ve beni de sev ya Rabbi. Onun için büyükler demişler ki Allah'ı sevmen önemli değil demişler. Allah'ın seni sevmesi önemli. Bir daha söyleyeyim. Yani senin Allah'ı seviyor olman yetmiyor. Önemli değil derken yetmiyor tek başına. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu? Sen ona bakacaksın. Eğer Allah seni seviyorsa problem yok demek ki. Bir isimden bahsedeceğim. Bu ismi her duyduğunuzda hepimizin yüreği şöyle bir silkelenir. İsmi ürkütücüdür. Yaptığı iş daha ürkütücüdür. Ama onun hakkında yanlış bir şey söylemekten Allah'a sığınırız. Hani imanımızdan dolayı onu kabul etmişizdir. Desem ki Hazreti Hamza, desem ki Hazreti Hamza'yı şehit eden adam desem ki, hatırlayacak mısınız adını? Adı Vahşi. Kendisi de öyle. Hatta bir ilahi vardı sevgili Murat. O ilk çıktığı dönemde ben o ilahiye itiraz ettim. Vahşi ciğerin dişledi diye. Sert bir ilahiydi. Vahşi'ye orada insanlar ilahinin sonunu beklemeden ağır cümleler söyleyebiliyorlardı. O ilahi söyleyen arkadaşların tümüne rica ettim. Bu ilahi repertuvardan çıkarın dedim. Çünkü Vahşi'nin gönlünü biz incitemeyiz. Her ne kadar Vahşi adı yaptığı iş vahşetse de sonra iman etmişti. İlginç bir bilgi vereyim sonra Vahşi'yi imana getiren ayetleri söyleyeyim. Vahşi'yi imana getiren ayetleri söyleyeyim. Peygamber'e dediler ki Efendimiz'e Vahşi için beddua etsene. Etmedi. Çok ilginçtir. Sahabenin bütün isteğine rağmen Uhud'da Hazreti Hamza'nın şehit cesedini görünce Hamza'nın gözünü çıkarmışlardı, kulağını kesmişlerdi, dilini kesmişlerdi, kulaklarını ve burnunu kesmişlerdi. Hazreti Hamza'nın
göğsünü yarıp iç organlarını dağıtmışlardı. Bu feci manzaraya rağmen kurban olması peygambere vahşiye beddua etsene dendiğinde sustu ve beddua etmedi. Yüreği yandı, yüreği daraldı ama vahşi helak et kelimesini veya lanet olsun vahşiye kelimesini asla söylemedi. Çok ilginçtir. Dönerken Medine'den, dönerken Uhud'dan, sahabeden biri Resulullah'a diyordu ki, kurban ol nasıl peygamber, ayağının tozu olayım senin, can feda olsun sana. Amcanı bu kadar çok sevdiğini biliyoruz senin. Ama vahşiye sen beddua etmedin. Niçin diye sorduğunda döndü ve tek bir kelime söyledi. Allah bana vahşi, Allah bana Hamza ile Vahşi'yi cennete kol kola gösterdi. Vahşi ile Hamza'yı cennete kol kola gösterdi bana. Onun için ben ona lanet etmedim. Etmezdi zaten, beddua etmedim. Aynen dediği gibi oldu. Vahşi bir müddet sonra iman etti. Ama Mekke fethedilince Müslüman değildi, putperestti. Habeşli bir köle, Hazreti Bilal gibi, siyahi bir köle. Koştu ve kaçtı Mekke'den, Muhammed beni öldürtür diye aleyhisselam. Hazreti Peygamber bütün şirk döneminin, zulüm dönemin bütün putperestlerini affetti. İntikam almadı, dar ağaçları Mekke'ye dikmedi. Kimseyi ağaca çekmedi. Vahşi'yi de affetmeye hazırdı. Vahşi haber gönderdi peygambere. Gelsem kabulün müdür diye. Gelsem kabulün mü diye. Kabul ederim dedi. Gel yeter ki. Amcasının katilini çağırıyordu. Öldürmek için değil, affetmek için. Vahşi'ye niye gelmiyorsun dediğinde Vahşi mektup gönderdi. Dikkat ediniz. Amcasının katilini mektuplarla çağırıyor. Başka bir güç olsa amcasının katilini öldürmek için, amcasının katilini göndermek için ne yapardı? Adam gönderirdi, git öldür derdi. Vahşi Furkan suresinin 68. ayeti kerimesini peygambere sildi, gönderdi. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Türkçesi şöyle. Allah şunları affeder diyor. Kimleri? Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatını kıymazlar, zina etmezler. Bu üç şeyi bilmeyen, üç şey yapmayan kişiyi Allah affeder. Bir, Allah'a isyan etmeyecek. İki, zina etmeyecek. Üç, katil olmayacak. Vahşi mektup gönderiyor peygambere, diyor ki ben Allah'tan başkasına taptım, putlara taptım. Zina da ettim. Cahiliye dönemimde amcanı da öldürdüm. En feci cinayeti işte. Bu Kur'an ayetlerine göre Allah beni affetmeyecek. Niçin geleyim diyor Vahşi. Ben niye geleyim? Allah beni affetmeyecek. Peygamberimiz ona cevap verdi. Furkan 71. ayet. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Amelen salihan. Kim tövbe eder? Evet öyle ama hani üç günah vardı ya. Puta taptı, zina etti. Bir de ne yaptı? Cinayet işledi. Peygamberimiz diyor ki sen o ayeti okudun ama şu ayeti okumadın. Akabinde gelen ayette, 71. ayette diyor ki evet, kim tövbe eder, erdemli davranır, bu duruma uygun hareket ederse Allah'a yönelmiş olur. Gel bana dedi. Vahşi mektup gönderdi. Bakın mektuplaşıyorlar. Sanıyor musunuz Muhammed peygamber kolay bu işi yaptı? Amcasının katilini affetmek için mektuplarla davet ediyor.
dileseydi istediği yerde vahşinin kellesini kopartırdı. Ama o öldürmeye gelmedi, diriltmeye geldi. Kafaları kesmeye değil, kalpleri doldurmaya geldi. Şu ümmetin helaki için beddua dediklerinde, Uhud'da yüzü yaralandığında, dişi kırıldığında, yanağına miğfer battığında, Allah'ım bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı diyordu. Bilmiyorlar ya Rabbi, bilselerdi keşke. İntikam almaya gelmedi, kan dökmeye gelmedi. Arap Yarımadası'nı kana bulamaya gelmedi. Diri diri toprağa gömülen kızları kurtarmaya geldi. Vahşeti durdurmaya geldi. Örümcekleşmiş kafalara tevhidi anlatmaya geldi. Keşke Muhammed'i dünya anlayabilse aleyhisselam. Kurban olması o zatı bütün insanlar keşke tanıyabilse. Vahşi dedi ki bu ayette Muhammed amile salihan, salih amel işlerse diye bir ayrıntı var. Belki Allah benim iyiliğimi kabul etmez. Yani bana kesin bir ayet gönder ki Allah beni şartsız kabul etsin. Bu ayetlerde şart var. Şartsız bir ayet istiyorum diyor Vahşi peygamberden. Peygamber şu ayeti gönderdi. Nisa 48'i gönderdi. İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Ayet şu. Allah şirk hariç dilediği kişiler için dilediği günahı affeder. Nisa 48. Allah kendisine ortak koşulup öleni affetmez. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Vahşi dedi ki, mektup gönderdi peygamberimize bir mektup daha Vahşi. Dedi ki ama Muhammed, Allah burada diyor ki dilediğimi bağışlarım. Burada yine şart var. Görüyor musunuz? Vahşinin tövbesini görüyor musunuz? Allah'ı tanımaya çalışıyor Vahşi burada. Allah'ın neyi kabul etmeyip etmediğini tartmaya çalışıyor. Peygamberin peygamberden bir medet bekliyor, medet. Bir çıkış kapısı bekliyor Vahşi. Sıradan bir cahil değil karşınızdaki adam. Bir köle ama Kur'an'ı bilen bir köle. Hamza'yı öldürmüş ama dersini almış. En son peygamberimiz Zümer suresinin 53. ayetini gönderir. Zümer 53'ü gönderir. Ayet şu. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. La taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunube cemi'a. Zümer 53. De Muhammed. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Nefislerine aşırılık yapan, nefislerine çok yüklenen kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Zümer 53. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bu ayet üzerine Vahşi geldi ve peygamberin yanında Vahşi diz çöktü Hazreti Peygamber'in yanında. Kısa bir aramız var. Aramızdan sonra buradayız, devam edeceğiz. Seherde kalkın insanlar, hatim edin Kur'anlar, eyvah desin şeytanlar. Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. Gaflet ayı değil bu,
Nefret ayı değil bu, rahmet ayı demek bu. Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. Mübarek olsun Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize. Bayram olsun tüm herkese, Ramazan geldi Ramazan. Dedin davete, vesile olur rahmete, erişirsin selamete. Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. Mübarek olsun Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize. Bayram olsun tüm herkese, Ramazan geldi Ramazan. Ramazan'da sabır var, 700 kat ecir var, bir ayda bin hayır var. Ramazan geldi Ramazan. Bu ay el meydanıdır, kulum diyen Rahman'dır, vaat edilen Reyyan'dır. Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. Size mübarek olsun Ramazan bize, bayram olsun tüm herkese, Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. Efendim ağzınıza yüreğinize sağlık. Ramazan geldi, onu çok güzel düzenlemişseniz biz de zevkle dinlemiş olduk. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Efendim, namaz vakti geldi. Cemaat camiye toplandı. Namaz kılacaklar. Herkes Hoca Efendi'yi bekliyor. Hoca Efendi biraz sonra içeri girecek ve cemaate namazı kıldırtacak. Cemaate namazı kıldırtacak. Bir anda hiç beklenmeyen biri de camiye girdi. Mahallenin delisi. Olur ya her mahallede bir tane. Tam akıllı deli vardır ya böyle. Onlar çok akıllı aslında. Onlara mecnun diyorlar. Deli demek. Bazen meczup diyorlar. Cezbeli demek. Ne diyorlarsa diyorlar işte. Öyle biri içeri girdi. İçeri girdi, namazı bekleyecek. Herkes bakıyor, bu ne işi var burada? Hiç camiye gelmezdi ki. İlk kez yolu camiye düştü. İyi de etti. Tam deli olan sorumlu olmaz dinden, ibadetten. Tam deliyse. Ama yarım deliyse bile bildiği kadarını yapmak durumunda. Bu deli öyle. Biraz sonra Hoca Efendi ezan okundu, kamet edildi. Cemaat namaza doğru yöneldi. Deli koşar adımlarla camiyi terk etti. Delidir ne deyse, ne yapsa yeridir. Derler ya. Öyle düşündü herkes. Deli bu. Gelişi de böyle, girişi de böyle. Kendine yakışır şekilde dediler. Hoca Efendi biraz sonra tekbir getirdi, namaza durdu. Ama şaşırtan bir şey oldu. Deli biraz sonra camiye geri geldi. Sırtına bir çuval kadar dolusu odun koymuş. Sırtına odun almış. İple bağlamış, bir şeyler yapmış kendi kendine. Geldi ve hocanın arkasında durdu, cemaatin içinde.
Tabii hoca tekbir getiriyor. Okuyor, rükûa varıyor. Deli de rükûa varıyor. Odunlar tak 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 yere düşüyor. Cemaat sağa sola şöyle bir göz ucuyla La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim diyor cemaat. Göz ucuyla şöyle deliye bakıyor. Bu odunun ne işi var sırtında senin? Deli toparlıyor ayağa kalkınca odunları sırtına bir daha. Hocanın arkasında düzgün duruyor. Hoca ruka varınca yine odunlar taktuk aşağıya. Cemaatin düzeni bozuldu. Odunu mu bakacak, deliye mi bakacak, hocaya mı bakacak, rekatları mı hesap edecek, okunan ayetleri mi dinleyecek? Karıştı ortalık birdenbire. Delinin umurunda değil. Secdede düşen ağaçları tekrar sırtına koyuyor. Efendim namazı böyle paldır küldür namazı bitirdiler. Namazı bitirince herkes ters ters deliye bakmaya başladı. Delisin de dışarıda deliydi, camiye bari girme gibi baktılar ona. Deli de onlara baktı, niye bakıyorsunuz deli? Yani anormal bir şey mi yaptım ben deli? Hoca efendi dedi ki, oğlum buraya gelsene deli. Deliyi çağırdı yanına. Deli geldi oraya, buyur hocam deli. En azından buyur hocam demeyi biliyor. Hocaya kıymet veriyor, değer veriyor, saygı duyuyor. Deli bile olsa o kadar akıl var yani. Nice akıllı deli var, nice... Akıllı deli çok. Ama akıllı olmayıp akıllı zanneden de çok. Hoca dedi ki, evladım deli, namaza hoş geldin. Geldin bizi kırmadın. Namazı kırdın bizimle. Kıldın ama sırtından niçin sen odunla geldin deli. Bu odun niçin gerekli gördün odunu? Hocam dedi, sen insanları namaza çağırınca baktım, herkesin sırtında bir şey vardı. Ben de demek ki namaz kılmanın şartı buymuş diye gittim bir şey bulamadım, odun buldum, sırtıma koydum. Herkese uyayım diye girdim buraya. Hoca dedi, evladım kimsenin sırtında bir şey yok dedi. Var hocam dedi. Kimde var? Sende var mesela dedi. Mesela şunda var, bunda var, bunda. Herkese dedi bir şey var dedi. Ben de onlara benzemek istedim. Onun için aldım sırtıma. Yanlış bir şey yapmadım dedi. Hoca şaşırdı. Dedi ki, evladım namaz için böyle bir şey gerekmiyor. Kaldı ki yük gördüm diyorsun insanların sırtında. Baksana. Kimsede bir şey yok deyince... Deli alındı, alınganlığı gösterdi. Bana kızıyorsun deli hocam. Hep bana darılıyorsun deli. Onlara da bir şey desene deli. Hoca şaşırdı, kime ne diyecek? Kimsenin sırtında bir şey yok. Deli ise ısrar ediyor, var sırtınızda demiş. Senin bana gücün yetiyor hoca diyor. Akıllara bir şey diyemiyor. Deliye bir şey diyorsun diyor. Hoca dedi ki, kalk bakayım deli. Deli ayağa kalktı. Ne var sırtımızda söyle bakayım dedi. Şu amcanın dedi sırtında efendim güzel bir çocuk var dedi. Bu amcanın sırtında yemek tepsisi var. Tepsi yemek tepsisi. Bu amcanın sırtında elma ağacı var dedi. Şu amcanın sırtında duvar var dedi. Bu amcanın sırtında tavuk var dedi. Pişmiş tavuk var dedi. Bunları duyunca akıllılar birbirine bakmaya başladılar. Herkes herkesin sırtına bakıyor. Bir şey var mı diye. Hoca durdu. Dedi ki, oğlum benim sırtımda bir şey var mı dedi. Var dedi. Ne var dedi? Senin sırtında da inek var dedi. İnek var dedi. Hoca durdu. Herkes başını önüne eğdi. Çünkü deli doğru diyordu. Namaza kalkan herkesin sırtında bir şey vardı.
Neresinde? Burada ve burada. Kafada ve kalpte bir şey vardı. Herkes birbirine baktı. Zira deliğin dediği gibi sırtında çocuk tutan, sırtında çocuk var diyordu ya. Yeni doğacak torununu düşünüyordu namazdayken. O çocuk sanki sırtına binmiş, namazını hapsetmiş. Namazının kıymetini azaltmış. Onun için deli onu gördü. Onun sırtında bir çocuk var. Yani doğacak torunu var. Kimi pişmiş tavuk, akşam hanımın hazırladığı tavuğu düşünüyordu. Tavuğu yiyecek ya, onu düşünüyordu. Kimi elma ağacını gördü, kiminin sırtında. Adam biraz sonra budayacağı elma ağacını düşünüyordu. Testereyi bulsam da elma ağacını budasam diyordu. Namazın içinde adamın vücudu namazda ama kalbi başka yerde, aklı başka yerde. Deli onu görüyordu. Peki hoca neyi düşünüyordu? Hoca niye başını eğdi? Çünkü hocanın bir ineği vardı, hastaydı. Hoca diyordu ki namazdan sonra ineği veterinere götürsem belki. Baktılar ki esas deli olan başkasıymış. Meğer en akıllı o deliymiş. Allah namazdan bereket almayı, haz almayı, namazın kutsiyetinden yararlanabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. 70 bin kişi bir gün Resulullah şöyle buyurdu. Oturmuşlar cemaat, camiyle beraber oturmuşlar. Hazreti Peygamber şöyle dedi. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Yani geçmiş milletler gösterildi. Mahşerde terazi kurulacak. Şimdi aklınıza mahşer denince bu bir taksim meydanı gibi bir yer gelmesin aklınıza. Yeryüzünde yaşamış, yaşayacak kıyamete kadar bütün insanların toplandığı sonu görünmeyen bir arazi düşünün. Özel yer dürülecek insanlar için. İnsanlar, peygamberler gelecekler. O peygamberlere uyanlar onların yanında gelecekler. Kaç peygamber indi yeryüzüne? 120 bin peygamber, 124 bin peygamber veya. Kur'an'daki sayı, bize bildirilen sayı 25-27 civarında. Ama 120 bin peygamber inmiş. Bazen bir kasabaya bir peygamber inmiş. Bazen bir aileye bir peygamber inmiş. Bazen bir şehre, bazen bir ırka. Ama bütün insanlığın tümüne inen tek peygamber Muhammed Mustafa. Kâffeten linnâsi beşîran ve nezîran. Sen bütün insanlığa müjdeci ve uyarıcısın. Kâffeten linnâs. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hep söylüyorum. Hiç ey Araplar veya ey Arapların dini diye bir şey yoktur. Ey insanlar vardır. Ey müminler vardır. İslam belli bir ırkın, bir milletin dini değil. Bütün milletlerin dinidir. Ve herkes İslam'ı görmek, kabul etmek, Hazreti Muhammed'e uymak zorundadır. Hazreti Muhammed üzerinde tartışma olamaz. Peygamberlerin bir kısmına iman ederiz, bir kısmına iman etmeyiz gibi bir anlayış Kur'an'da reddedilmiştir. Bütün peygamberler iman etmek imanın gereğidir. Biz hepsine iman ediyoruz. Herkesten de Muhammed Mustafa'ya iman bekliyoruz. İman etmese bile saygı bekliyoruz. Onun için karikatür, peygamberin karikatürünün çizildiği o meş'um, o rezil günlerde en büyük tepki yine bizler gösterdik. Muhammed'imize dokunmayın dedik. Ne işiniz varsa görün işinizi ama benim dinime, benim tevhidime, kitabıma, peygamberime, kıbleme dokunma dedik. Peygamber diyor ki bana peygamberler gösterildi. Bir peygamber geldi yanında 3-5 kişi vardı. 1000 yıl yaşamış, 100 yıl, 200 yıl yaşamış, 3 kişi iman etmiş. Sadece 3 kişi iman etmiş. Bir peygamber geldi, yanında kimsesi yok. Hiç kimse iman etmemiş.
Bir peygamber geldi. Önünde büyük bir kalabalık gördüm. Kendi ümmetim zannettim. Dediler ki Musa'nın ümmetidir dediler. Musa'nın inananlarıdır. Sonra büyük bir karaltı gördüm. Dediler ki Muhammed, senin ümmetin bunlar işte. Bunlar içinde 70 bin kişi hesapsız cennete girecek. Yani hesap sorulmayacak 70 bin kişiye. Kim olabilir acep? Peygamber bunu söyledi. Kalktı ve evine çekildi. Muhtemel sahabi tartışsın istedi. Bir şeyi ortaya koyar ve çekilirdi. Tartışın derdi. Ufuklarına bakardı sahabinin. Müthiş zeki bir insandı Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Onun için Hindistan'ın eski cumhurbaşkanı öyle diyordu. Yani adamlar Budist veya başka dinlere mensup olmasına rağmen canımı Muhammed'in ruhuna teslim etmek isterdim derdi. Prens Bismarck, seninle aynı çağda yaşayamadığım için üzgünüm Muhammed. Keşke seninle beraber olabilseydim diyecektir. Onu görenler, onu tanıyanların hepsi, onun hayatını okuyanların hepsi ona hayran kaldılar. Bir Bedir Harbi, bir Uhud Harbi, bir Huneyn Savaşı, bir savaşın gidişatını bir kişi değiştirir mi? Değiştirir. Huneyn'de Müslümanlar bozguna uğradılar son yıllarında. 30 bin kişi, 20 bin kişi iç içeler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ordunun mağlup olacağını görünce devesine yularsız atına bindi, eğersiz atına bindi. Tek başına atını 20 bin kişinin içine sürdü. Tek başına. Hazreti Ali o gün diyor, hepimiz endişelendik. Ben atının yularını tuttum, gitmesin. Abbas atının kuyruğunu tuttu. Ama Muhammed eğersiz atın üzerinde, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im, yalan yok. Ben peygamberim diyor ve tek başına 20 bin kişinin içine giriyordu dedi. İnsanlar onun etrafına sığınıyorlardı. Muhammed'i tanımak Aleyhisselatü Vesselam. İşte Prens Bismarck'ın sözü. Senin asrında yaşamadığımdan dolayı çok üzgünüm. Ey Muhammed, Kur'an Allah'ın kitabıdır. İnsanlık senin gibi bir yüceyi bir defa görmüş, bir daha göremeyecektir. Senin önünde tam bir saygı ve hürmetle eğiliyorum. Prens Bismarck, Alman prensi. Ben şu anda buraya binlerce örnek verebilirdim. Goethe'nin sözü, Alman. Hiç kimse Muhammed'in kurallarından daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki bu yarışta kimse Muhammed'i geçemeyecektir. Goethe. Lamartine. İnsan hangi kriterlerle, hangi ölçülerle ölçese ölçülsün, acaba Hazreti Muhammed'den daha büyük bir insan bulunabilir mi? Lamartine. Arkadaşlar, şöyle bir silkelediğinizde, bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, yani İslam, diğer bütün dinlerden yüksekte duruyor. Hatta dönüp okuyayım. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan hiçbir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Tolstoy. Kim Muhammed'i eleştirebilir? Aklını yitiren bir insan ancak ona laf söyleyebilir. Ve bir şey söyleyeyim size. Biz görmeyeceğiz, ömrümüz yetmeyecek. Ama gelecek asırlar Muhammed asrı olacak. İnsanlık gelecekte onu daha çok keşfedecek. Ve insanlığın tümü onu peygamberi ilan edecek. Sadece Müslümanlar değil. Hazreti Peygamber kenara çekildi. Odasına çekildi. Kalabalık tartışıyor. Diyor ki, peygamberimizin kastettiği bu 70 bin kişi kim? Aralarında konuşuyorlar. Bazıları dediler ki peygamberin sohbetinde olanlar.
Bazıları dediler ki sonradan gelen ve şirke hiç bulaşmamış olanlar. Biraz sonra Hazreti Peygamber geldi. Dediler ki ya Resulallah, biz hesapsız cennete girecek 70 bin kişiyi görüyoruz, konuşuyoruz. Kim onlar? Şöyle buyurdu, onlar dedi. Yani sahabi zannediyor ki büyük veliler, işte ermişler hani. Onlar hesapsız cennete girecek. Ama öyle değil. Bazen bir büyük ermiş vardır. Bakarsınız ermemiş olan ermişi geçmiştir. Çünkü büyüklük kalptedir o. Takva. Takva neye kıyafetledir? Ölçüler var İslam'ın. Onu konuşmuyoruz. Ama görüntüde değildir takva. Nice elbisesi yırtık. İmkanı yok. Saçı sakalı dağılmış. Kapıya gelir, kapıya sokmazlar. Elbisesi, kıyafeti düzgün olanı alırlar. Rubba eşas ağbar lev aksama alallahi le eberrahum. Nicesi var böylesi, Allah'a yemin ederse Allah onun yemininin hatırına onun dediği gibi yapar. Kimseyi şey görme. Kimseyi efendim hor görme, günahkar görme, küçük görme, sefil görme, sefih görme. Kendine bak, kendi ameline bak. Eleştirenler için diyorum insanları. Kendine bak. Bazı insanlar var ki yüzlerinden nursuzluk, yüzlerinden berbatlık akar, herkesi eleştirirler. Küçük görürler, hor görürler. Halkı hor görürler, halkı özellikle. Dertleri halkladır onların. Çünkü halkın hiçbir zaman hamurunu bozamadılar. Allah bozdurtmasın onlara. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. 70 bin kişi büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan, Rabbularına tevekkül edenlerdir. Onlardır. Söyleyeyim bir daha özelliklerini. Büyü yapmayan, yaptırmayan. Sihir yapmayan, yaptırmayan. Uğursuzluğa inanmayan. İnsanda uğursuzluk yok. Kedi geçti uğursuz. Yok öyle bir şey. Merdiven altından geçmek uğursuzluk. Yok öyle bir şey. Çarşamba çarşafa dolanır. Salı sallanır. Yok öyle bir şey. İnanmayın böyle şeylere. Allah'a tevekkül edin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. En daraldığında bunu söyle. Hasbiyallah. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'a güvendim, o ne güzel vekildir de. Bir de Rablarına tevekkül edenlerdir. Sahabeden Ükaşe diye biri var. Bunu duydu ya bu kelimeyi, ayağa kalktı ki Ükaşe için ecmelün nas ifadesi kullanılır. İnsanların en yakışıklısı. Ükaşe dedi ya Resulallah dua et. Ben onlardan olayım dedi. Dedi ki sen onlardansın Ükaşe. Biri daha kalktı. Allah'ın Resulü dedi. Bana dua et, ben de o 70 binden olayım. Hayır dedi. Ükaşe o hakkı kullandı. O hakkı kullandı dedi. Allah bizi son peygamber Muhammed Mustafa'dan ayırmasın inşallah. Bizi sevdiği kullarla beraber eylesin inşallah. Sevgili dostlar, Hazreti Ebu Bekir'i bilirsiniz. Hazreti Ebu Bekir halifedir. Bir gün Hazreti Ömer'i evinden çağırır. Der ki Ömer yanıma gel. İki dost, iki kadim arkadaş. Şimdi mezarları aynı yerdedir, beraberler. İkisi aynı yerdedir, Medine'de. Hazreti Ömer gelince der ki Ömer'e, Ömer sana bir şey anlatacağım. Sana bir şey anlatacağım. Hayırdır der Hazreti Ömer. Yani bu saatte beni çağırdın, çok önemli bir şey mi var deyince, evet dedi. Bir rüya gördüm. Garip bir rüya gördüm. O rüyayı seninle danışmak istiyorum. Hazreti Ömer, halife hayırdır dedi inşallah. Hazreti Ebu Bekir bilirsiniz değil mi? Şöyle diyeyim onu. Peygamberin en sadık dostu ve herkese bir Ebu Bekir lazım. Onun gibi bir dost lazım. Bir gün peygamberimiz hep Ebu Bekir diyor ya, birileri kıskanıyor. Hazreti Peygamber onlarla oturdu, konuştu. Dediler ki
Ya Resul, sen hep Ebu Bekir'den bahsediyorsun. Ya hak ediyor dedi ama. Nasıl dediler? Peygamber sordu. Bugün içinizden hastaya uğrayan oldu mu? Hasta ziyareti yapan oldu mu? Herkes sustu. Hayır dediler. Hazreti Ebu Bekir dedi, ben falancaların hizmetkarı hasta olmuştu, gittim ona. Hazreti Peygamber şöyle sordu. Bugün içinizden mezara kadar ölü götüren oldu mu? Herkes sustu. Hazreti Ebu Bekir dedi, ben bugün falancaların annesi ölmüştü, cenazeye gittim. Hazreti Peygamber sordu, dedi ki, bugün içinizden sadaka veren oldu mu? Herkes sustu. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, ekmek almıştım. Yolda bir garibi gördüm, yarısını ona verdim. Hazreti Peygamber şöyle cemaate baktı. Siz dedi, diyorsunuz ki Muhammed niçin Ebu Bekir diyor hep. İşte bundan dolayı hep Ebu Bekir, Ebu Bekir. Kimsen yapamadın, yaptığı için Ebu Bekir dedi. Bir gün rüya görür Ebu Bekir. Garip bir rüya. Hazreti Ömer'i çağırır. Der ki, Ömer gel sana anlatayım. Buyurun el halife. Peygamber dostu anlat. Mahşerdeydim dedi. Kıyamet kopmuş. Herkes ortalıkta perişan, bağırıyorlar. Herkes peygamberini arıyor. Dostunu arıyor veya kimden alacaklıysa onu arıyor herkes. İnsanlar gördüm, kürsülerde oturmuşlardı. Parlıyorlardı ışık gibi. Ortalıkta melekler vardı. Dedim ki, bu parlak ışıklarda oturanlar kimler dedim. Onlar peygamberler dedi. Mahşerin en yüksek yerinde onlar vardı, peygamberler. İnsanlara bakıyorlar böyle. Dedim ki, ben son peygamberi arıyorum. Dediler ki, sen kimsin ki? Onu arıyorsun. Onunla görüşemezsin. Ben onun hizmetkarı Ebu Bekir'im dedi. Ben onun hizmetkarı Ebu Bekir'im dedi. O beni tanır. Beni ona götürürseniz beni kabul eder. O beni bırakmaz, beni kovmaz. Beni göğsüne basar o beni. Beni tanır o. Mahşerde kimse kimseyi tanımayacak. O gün dostlar birbirine düşman kesilecek. Allah için dost olmayanlar ama. Allah için dost olanlar birbirine yardımcı olacak. Ama o gün Allah için değil, menfaat için dost olanlar, beklenti içinde olanlar, sahtekar olanlar birbirlerinden köşe bucak kaçacaklar. Baba evladından, evlat babasından kaçacak. Böyle bir gün. Dostlar hariç Allah için. Seni sevdim Müslüman olduğun için. Seni sevdim benimle kumar oynadığın için. Çekersin orada. Seni sevdim benimle beraber hırsızlık yaptığın için. Çekersin orada. Haksızlık yaptığım için çekersin orada. Vicdansızlık yaptın, çekersin orada. Allah'a bak. Gizli kalmış, Allah'ın yanında gizli yok, yok, yok. Her gizli Allah'ın yanında aşikar. Dedim ki, dediler ki, Resulullah arşın altındadır. Peygamber arşın altındadır. Eliyle cehennem yanına gittim. Müsaade ettiler bana Ebu Bekir deyince. Baktım ki peygamberimiz sanki cehennemin kapısını tutmuş kapatıyor gibi. En yüksek yerde o vardı. Şöyle diyordu, Allah'ım ümmetimden salihler var, iyi insanlar var. Yakma onları. Seni bilenler var, namaz kılanlar var. Secde edenler var, sadık olanlar var ya Rabbi diyordu. Ümmetini anlatıyordu. Bana şefaat yetkisi ver. İki kişi oturmuşlar. Ebu Bekir ile Ömer anlatıyor birbirine. Bir ses geldi. Dedi ki, Muhammed sen iyileri hatırlıyorsun da ümmetinden. Ya zina edenleri, ya haksızlık edenleri. Kötüler var. Hak yiyenler var. Onları niye söylemiyorsun? Şefaat istiyorsun da yığınla günah işleyen var. Hazreti Peygamber şöyle dedi, Allah'ım dedi, senin dediğin gibidir. Onlar zina ettiler, kumar oynadılar, içki içtiler, namaz kılmadılar, oruç tutmadılar, zekat vermediler, yanlış yaptılar, yığınla günaha girdiler. Ama onlar
Ama onlar asla ve asla seni inkar etmediler ya Rabbi. Bana yetki ver, şefaat edeyim onlara. Resulullah diyor Hazreti Ebu Bekir, ümmetime merhamet et. Biliyorsunuz Duha suresinin bir ayeti var. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ İleride verecek Rabbuka Rabbin, فَتَرْضَى razı olacaksın. Bu ayet inince Peygamberimiz ne dedi? لَنْ اَرْضَوَ وَاحِدٌ مِنْ اُمَّتِ فِي النَّارِ Ümmetimden bir kişi ateşte kalırsa ben razı olmam dedi. Sevgili dostlar, ekran başındakiler, Muhammedimiz Aleyhisselam bizi bizden fazla seviyor. Kurban olayım ona. Buna kurban olmaz da kime kurban olunur? Ayağına kurban olayım, turabi olayım. Ümmeti düşünüyor, ümmeti. Onun için... Onun için ümidim var, en daraldığımız yerde elimizden tutacak inşallah. Amelimiz var, eksiğimiz, gediğimiz var ama o çok cömert bir peygamber. Azizun aleyhi ma anittum. Harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim. Allah onu anlatırken öyle diyor. Sizin zorluğa düşmeniz onu üzer. Sizin bağışlanmanız konusunda Muhammed çok hırslıdır diyor ayet. Ayet ona hırslı diyor. Hırslı, hırs. Ama hangi konuda? Millet ateşe girmesin. O ateşten sakındırıyor. Biz ateşe koşuyoruz. Biz ne kadar aklı azız bazen. Sizi tenzih ediyorum, kendi adıma konuşuyorum. Kendime diyorum, aklı az. Peygamber bana döndü rüyamda. Ebu Bekir burada mısın dedi. Buradayım efendim, sadık dostum burada. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Allah bana şefaat yetkisi verdi. Rüyada bunu söylüyor. Ömer, ben peygambere soracaktım. Sadece bütün ümmete mi, sadece günahkarlara mı şefaat yetkisi verecek? Tam o anda uykudan uyandım işte. Bu sorunun cevabını bulamadım. Günahkarlar mı sadece yoksa herkes mi? Denir bir ses geldi, herkese, herkese. Herkese, herkese. O herkesin içinde biz günahkarlar da varız. Ekran başındaki günahkarlar da var. Hiç günahsız olan var mı? Ben günahsızım diyen bilin ki en çok günahı olandır. Allah bizi affetsin. Amin diyelim hep beraber. Hadi beraber amin diyelim. Siz de kalkabilirsiniz tabii istiyorsanız buyurun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya hayra halkillah. Allah'ım bu mübarek gece hürmetine, bu gecede sana açılan eller hürmetine, hepimizi dünya ve ahiretle ilgili kaza, bela, musibet, afet, hastalık gibi ne varsa, hanginden korkuyor ve endişe duyuyorsak, bizi hepsinden emin eyle ya Rabbi. Bizi belayla imtihan etme ya Rabbi. Musibetle imtihan etme ya Rabbi. Kötülüklerle imtihan etme ya Rabbi. Depremlerle imtihan etme ya Rabbi. Kıtlıklarla imtihan etme ya Rabbi. Musibetle imtihan etme ya Rabbi. Hastalıklarla imtihan etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, günahlarımız çoktur, kusurumuz çoktur ama senin keremin, lütfun, cömertliğin de çok fazladır. Günahlarımızı bir kefeye, senin keremini bir kefeye sok koyduk. Senin keremin hep ağır bastı ya Rabbi. Keremin hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Ömürlerimiz gidiyor, yaşımız ilerliyor. Yüzümüzde beyazlıklar, yüzümüzde kırışıklıklar oluşuyor. Saçlarımız beyazlıyor. Eskisi kadar hiçbirimiz belki çevik değiliz. Gencimiz, yaşlımız, çocuğumuz, çocuklar büyüyecek. Orta yaşlılar yaşlanacak, yaşlılar zamanı gelince de hesabını vermek için gidecek. Ya Rabbi her dönemdeki her insana merhamet eyle ya Rabbi. Biz senin kullarınız, senin farkındayız. Senin Rab olduğunu biliyoruz. Bizim de kusurlu olduğumuzu biliyoruz.
Bizi kusurlarımızla alma ya Rabbi. Bizleri temizle ya Rabbi. Gücümüzün yetmediği şeylerden sana sığınırız. Şerden sana sığınırız. Kötülüklerden sana sığınırız. Kıyametin dehşetinden sana sığınırız. Musibetlerden sana sığınırız. Kötü insanlardan sana sığınırız. Deccal'den sana sığınırız. Şeytandan sana sığınırız. Şeytanlaşmış nefisten sana sığınırız. Ailemizin bir herhangi bir ferdine meydana gelecek bir kötülük, bir olumsuzluktan sana sığınırız ya Rabbi. Bizi dünya ve ahirete ilgili bütün korkulardan emin eyle ya Rabbi. Emin eyle ya Rabbi. Emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu dinde kalmayı, bu dine hizmet etmeyi ölünceye kadar hepimize nasip eyle ya Rabbi. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Bu hamd ve şükür ile yaşat bizleri ya Rabbi. Bizleri kötülere bırakma ya Rabbi. Sen yeter ki bize darılma ya Rabbi. Seni seviyoruz ve kulların olarak sana aşıkız ya Rabbi. Bizim kulluğumuzu kabul eyle ya Rabbi. Kereminden bizleri uzak etme ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver. Dertlerimize deva ver. Borçlara eda ver. Son nefese kelime-i şehadet ver ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Efendim Muhsin Kara kardeşim ezan okuyacak. Bugün yarışmalarda da birinciliği olan bir kardeşim. Teşekkür ederim ekibin tümüne. Saat 19.20'de unutmayın iftarımızı. 19.20'de iftarda beraberiz. Teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun.